أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Muhterem Ehl-i İslam, aziz mihmanlar, Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiler. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Ey bendeler, sizlerden kimde kim Ramazan ayını görse bas tutsun de ferman etmiş. Sizden kimde kim Ramazan ayını görse bas tutsun, mana şu ayeyi kerime Ramazan rozasını farz etken eken. Muhteremezler, mana haş peş degunice bugün 10. günlerge geldik. Ha, hazır bir 40 dakikadan keyin 10. tunu başlanadı. Allah-u Tebarek ve Teala bu deheyi itkun minen narını, deheyi rahmetini Allah-u Tebarek ve Teala berçemizden kabul eylesin. Hali deheyi rahmet, hali deheyi mağfiret, yani deheyi itkun minen nar, hali hayet, hali şevval, hali zulkada, hali zulhicce. Sizge bizge veriliyetken umur ote yaptı, fırsat kete yaptı, vakt kete yaptı. Allah-u Tebarek ve Teala ötüyetken ömürlerimiz, ketiyetken fırsatlarımızını, özüne rızası bilen özüge şükür kılıp, ut kız işini nasip etsin. E hemme ötedi, topalanki gelem ötedi, mumun bugünem ötedi. İkke uyan ötedi, kop gitmeydi. Zalimem, mazlumem kop gitmeydi. Hakim eytedi. Körmeysem mi dünyanı, dostum? Şatranç oyunuga o'xshaydi. Oyun tugagandan keyin hammasi g'ilobga solinadi. Haqiqatda oyun paytida bittasi shoh, bittasi ferz, bittasi to'ra, bittasi peshka, bittasi pil. Oyun tugagandan keyin hammasini bitta idishga solib qo'yiladi. Dunyoda Alloh taborak va taoloning sinoatlari tugagandan keyin javob berishga to'g'ri keladi. Allohim bu sinoatlaringda mu'min bo'lib yashashni nasib etgin. Amin. Iloho iymonimizni hamroh qilgin. Bir kuni mu'min musulmon to'planib kelib, yelkasiga olib ko'tarsa, Allohim rahmat qilsin degan duodan barchaga nasib etgin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, siz azizlaringizni duolaringizda mana shu 40 turkumidan 40 hadis turkumidan aytilayotgan hadislardan bittasi, yo'llardan bittasi, boblardan bittasi ilm bobiga keldik. Mana shu ilm bobini inshaalloh bugun Abdulaziz hoja akamnikida bundoq dasturxonni tepasida siz biz azizlarni ishtirokida mana ahli ilmlar, ustoz, qordomlarim tashrif qilishadi, qilishgan. Alloh taborak va taolo mana shu zotlarni nazardan bir o'tish, el ulusga bir ilm, bir ma'lumot bo'lishi maqsadida ushbuni aytayotgan bo'lamiz. Allohi taborak va taolo uni sizdan, bizdan va barchamizdan qabul aylasin. Eslatib o'tamiz, hozirgi Suriyani Naynavo degan shahrida 9-10 asrlarda Muhyiddin Abu Zakariyo Muhyiddin An-Navaviy degan bir ulug' zot yashab ijod qiladilar. Bu ulamoni ichida ulamoni ichida eng yosh olamdan o'tganlardan bittasi mana shu odam. Imom Navaviy. Bu odamni Riyodi Solihin asarlari butun olamda mashhurdir. O'zimiz ham yoshligimizda birinchilardan hadis ilmi bo'yicha birinchi o'qigan kitobimiz mana shu edi. Riyodi Solihin edi. Birodarlar, qarab tursam, kuzatib tursam, bu odam durni gavharni bir joyga to'plab qo'ygan ekan. Shuning uchun mana shu Imom An-Navaviyni Riyodi Solihin kitoblaridan bizdagi nusxasida
241-ci bab deb berilgan. Demak, bobi fazlul ilmi ta'allumen ve ta'limen lillahi degan bobidan inshaalloh aytgan bo'lamiz. Alloh taboraka va taolo barchamizni rohirostga boshlasin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Qur'onda Surah-i Toha'da Alloh taborak va taolo hazrati payg'ambarimizga va butun ummati islomga xitoban aytadi. Ayting, ey Allohning rasuli, zidni ilman, ilmimni ziyoda qilgin deb ayting. Ani ota bu aytardi. Itni peli egasiga ma'lum deb. Alloh taborak va taolo bizni yaxshi biladi, o'zi yaratgan. Bizga nima zarur? Nima muhim, nima o'ta kerak, uni ham yaxshi biladi hikmatini. Alloh taboraka va taolo mu'minlarga, o'zi siylagan, saylagan mu'minlarga duo o'rgatmoqda. Hazrati payg'ambarimiz orqali. Ey Rasululloh, ey mu'minlar aytinglar. Allohim ilmimni ziyoda qilgin deb aytinglar. Abu boshqa narsalar bor edi-ku, ilmdan boshqa so'raydigan narsalar. Salomatlik, tinchlik, xotirjamlik. Shuni so'ramaymizmi birinchi? Salomatlik, tinchlik, xotirjamlik. Birodarlar, Alloh taborak va taoloning farmoni shu ekanki, ilmimni ziyoda qilgin. Hozir ilm to'g'risida aytamiz, nima uchun bu birinchi darajaga o'tib qolgan ilm deb. Bir narsada savol qolmaydigan darajada o'rganishni otini ilm der ekan. Ilm deb bir narsada savol tug'dirmaydigan, savol qolmaydigan darajada o'rganishni, ma'lumot olishni otini ilm der ekan. Yana oyatida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله أكبر سورة زمر ده الله تبارك وتعالى ايتدي ايتين اي الله رسول اعتبار بيرين شو قرآن ده قل بلن كيسا مهم قبلر كيليت كم بولاد قل ايتين اي الله رسول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ايتين اي الله رسوله مؤمن مسلمانlar o'ylab ko'ring bilib ko'ring bilgan bilan bilmagan tengmi ilm olgan bilan ilm olmagan tengmi teng bo'ladimi ayting o'ylab ko'ring hammasi bir odamku hammasi Allohimni yaratgan bandalariku Birittasini ikincisinden ululaşını nime kereki var? Nime kereki var? Birittasından ikincisini üstün koyuşunu nime kereki var? Radarlar, Allah'ımı bir bendesinden ikinci bendesi üstün buluşu mümkün egen. Bitti cihal bilen, ilim bilen egen. Ten mi? Aytin ey Allah'ın Resulü. Bilgeller bilen bilmegeller ten mi? İlimni ahamiyet hakkıda, muhumlik hakkıda hep gider. Kengi ayette. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هاي 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 سورة مجادلة الله تبارك وتعالى أيتادك Ey mu'minlar, sizlerini içinizdeki ilim ata etken zatlarını Allah tebarek ve teala kagellerden derecatını köterip koygendir. İtikad Uz kanalı. Birinciden iman degen nerseden iman. Bu mukaddes nerse, uluğ nerse, hemmege hem nasip bu meydigen nerse. Menecette Allah tebarek ve teala iman keltirgenlerini içideki baxt topgan birodarlar iymon topish baxt topish iymon topish baxt topish la ilaha illalloh muhammadur rasulullohga tili bilan qalbi bilan ergashib qolishish
bu Allah tebarek ve teala'nın naqd baxti. Xudoni baxti, xudoni bergan omadi bo'lsa shunaqa o'ladi. Iymon topadi. Lekin shu iymon keltirganlarni ichida Alloh taboraka va taolo ulug'larini ham aytibdi. Ilm berib Allohim darajatlarini baland qilib qo'ygandir. Qanaqa kim bilan bu mavzuda bahslashasiz? Yo'q, ilm o'qiganlar ham bir xil, o'qimagan yo'q. Birodarlar, Allah tebarek ve ta'ala iman keltirgen bendelerini içide ilim ata etilgenlerini derecatları dünyada ahirette belent ekelliğe eğitilmekte. Bıra özü bizi dinimizi itikadıge göre ilim deyip iki de nersege eğitledi. İlim deyip iki nersege eğitledi. Allah'ın peygamberlerine berilgen malumatlar ve insanlı selametliği bilen bağlı olgan malumatlarını organiş ilim deydi. Kogan içi, kogan yem kubku, mana fizike var, kimya var, başka bilimler var. Braderler bu kasb yoki hunarga ait eken. İlim deyip iki tane sana iter eken. Allah'dan kegen malumatlar, peygamberlerine berilgen ilimler ondan taşkarı. İnsanın salametliği bilen bağlı olgan meseleler, şu bilen bağlı olgan bilimler. Ne diyebiliriz bu gafız buna? Bırak doktor ki, hani ülkesi gereken muamelerini kılıyordu. Gelin doktor, endamanda. Sen o okey mi o? Doktor. Kanka okuyan o doktor buluşsun. Allah tebarek ve teala onu belen kıyken neydi yaptı, ayeti deydi yaptı. Belen kıyken, o da korsetmesin. Ben de seyitse. Hani bu yaptı. İlim agen bu ise özgü agen de. O hemen bilen beraber deyse tor mezhepte kapır öyle. Hudaya tebarek ve teala ilim verilgen zatlar benen durlar deydi. Ben de seyit dedi ki yok deydi. Beraber bu mezheken. Allah onu belen kıyken eken. Hani ayeti de yaptı. Kedi de. Euzu billahi mineşşeytanirracim. إنما يخشى الله من عباده العلماء الله أكبر سوره فاطر ده ilim berilgan zotlardagi haqiqatlardan eng yuksagi e'lon qilinmoqda ya'ni ilim bergan zotlardagi haqiqatlardan eng kattasi zikr etilmoqda Allohim sure-i fotirda aytadiki bandalarini ichida Alloh yaratgan mahluq mavjudotlarini ichidagi Allohdan ko'proq qo'rquvchilari olimlaridir. Alloh taborak va taoloning bandalarini ichida Xudoyimdan ko'proq taqvo qiladigani, Xudoyimdan ko'proq qo'rqadigani, Allohimni ko'proq his qiladigani, tuyadigani bu ilmliklaridir. Qanaqa deyim bo'ladi. O Rabbimizni aniq tanib tursa, Rabbimizni farmonini his qilib tursa, uni buyuk ekanligini, unga sajda qilish kerak ekanligini bilib turgan odamdan kim kuchli, kim zo'r? Şu babdan Hazreti Muhyiddin en-Navaviy Hazretleri 1376 rakam bilen bir hadisi mübareğini birini keltirediler. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaviyete radiyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihuhu fiddin. Muttefakun aleyhi. Muaviye ibn Ebu Sufyan radıyallahu anhuma'dan keltirilgen hadiste Hazreti Cenab-ı Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet ettiler. Kayısı bendege Allah'ım yakşilikini irade etse, kayısı bir bendesige Allah'ım hudayım bir yakşilikini irade etse, dinini çünedigen kıpkoyadı. Hey o hem beni bir başı var, iki de kolu, iki de ayağı var indi.
Mayli Alloh tabarak va taolo yuqorida aytilgandek nasib etib, o'zi hidoyatiga boshlab iymon topib, namoz, niyoz. Birodarlar, Xudo tabarak va taolo shu insoniyatni ichidan ham o'zi yaxshilikni iroda etib qo'yganini dinni tushunadigan qilib qo'yar ekan. ...1377. Rakam bilen belgilengen hadisten. Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Mes'udin radıyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La hasada illa fitneteyni. Raculun atahullahu malen. Fasallatahu ala helaketihi fil haqqi. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma eytediler. Şu zat haklardaki ağızsız, şu ravilerini, önce Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet kılıyetken zatlarını bazılarını açıkça doğru geledi. Çünkü bu zatların özleri bir ilim hesablanadı. Abdullah ibn Mas'ud degenleri Allah razı olur bu adam karilerini piri öledi. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud şuna kadar avazları çıraylıyken ki Hazreti Cenabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi mübareklerde ya Abdullah avazın Davud peygamberimizin avazları okşayken çıraylık Kur'an okup birgin dediler. Şuna kadar ulu adama gelirler Abdullah ibn Mas'ud. Mene şu kişi hadisini rivayet kılıp eytediler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. İki nersede kılıngan haset haset hesablanmaydı. Yani bittedeki haset manası yakşilik, havas manası da tercüme kılınırken. Aslında haset yaman nerse. Haset degeni Allah tebarek ve teala'nın bir bendesine bergen nimetini, ketişini, isteşini atını haset deyip. Allah'ı tebarek ve teala bir bendesine bergen yakşilikini, ketişini hahleş. O şenden Allah tebarek ve teala apkoyuşunu, isteşini atını haset deydi. Braderler, haset koyunu işi çatak böyledi. Çataklığı şu derecedeki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر حاسد إذا حسد degan Sure-i El-Felak'ta Allah tebarek ve teala'dan panah sureymen hasad kılgı için hasad kıl yetken payitteki yamallı giden bu becceğer bu hasad kılaman diye buranın üstüne yazvara uğradı hasad koyu Vay bunu bala çakası var bu ölüp geçişi mümkün bu kamalıp getirdi bu. Yok yok yok. Onun hasadı şu derecedeki o düşmanlıkı ötüp getirdi. Lekin iki nersede hasad hesaplanmasa iken birincisi. Allah'ı tebarek ve teala bir bendesine mal bergen bolsayı ul bende oşal malını hakkını verip cay cayge sarf kılıyetken kimse gediydiler. Allah tebarek ve teala Hammaga ham mol bergan u, lekin ba'zilarga ko'p mol berar ekanda, o'sha bandasini o'zini qalbiga sop qo'yar ekan, qatga ishlatishni. To'g'ri joylarga ishlatar ekan. Qavmi qarindoshiga berar ekan, yor do'stiga, ahli mahallasiga, vataniga, yurtiga qilar ekan. Shu odamga havas qilsa bo'lar ekan. Hasad shu odamga qilingan havas hasad hisoblanmas ekan. Ana birov kelib, qordomla shu bolam sizga o'xshasin bir to'g'ri, yo'q, menga o'xshamasin, qo'y, qo'y. O'zi o'xshasa, o'xshasa, havas qilsang, o'zi o'xshatadigan, havas qiladigan odamlar bor ekan. Birinchisi, Allohim o'zi mol bergan u haloldan o'shani to'g'ri yo'lga sarf qilib yurgan odamga havas qilish kerak ekan. Ikkinchisini aytdilar. Alloh taborak va taolo ilm bergan bandagaki u banda ilmini adolat bilan tasarruf etadi. Betdagi gap Alloh taborak va taolo hikmat bergan bandagaki u o'sha Alloh bergan hikmati bilan hukm etadigan bandaga, ya'ni ilmiga amal qilgan odamga. Betdagi hadisni xulosasi shuki
Allah tebarek ve taala ilimni hammaga bermasa ekan, ilimni ba'zi o'zi tanlab olgan odamlarga berar ekan, ana o'shalarga havas qilsa arzir ekan. Ketida keladigan mana shu hadis muborak bilan suhbatni yakuniga harakat qilamiz. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا هاي فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به نعوذ بالله من ذلك متفق عليه شو حديث Ne aytishdan oldim ba'zi narsalarni aytamiz. Hadisni Abu Musa al-Ash'ari degan sahobiy rivoyat qilyaptilar. Bu odam musulmonlarga e'tiqodini rivoyat qilgan odam bo'ladilar. Islomni tafakkurini, islomni e'tiqodini, dinimizni ideologiyasini shu odam rivoyat qilganlar. Ikkinchi otlari Abdulloh ibn Qays. Abu Musa al-Ash'ariyni ikkinchi nomlari bor. Abdulloh ibn Qays. Bu odam kelib qolsa hadis kitoblarida jiddiy masala kelayotgan bo'ladi. Bu bir ikkinchisi. Dunyoda notiq ko'p. Dunyoda so'z ustasi ko'p. Dunyoda hikmat berilgan zotlar ham ko'p. Rasululloh degan nutqni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi Taravatni hiç kim aytalmagan, hiç kim, birerte paylasof yok, birerte şair yok, birerte bir zor yok ki Resulullah'dan utkız varken. Bana onun için işte. Hazreti Cenabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Allah-u Tebarek ve Teala menge hidayet ilimden birgen Hidayetten, ilimden berilgen ne'metlerinin misali geplerini qarayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge berilgen hidayet ve ilimni misali menge berilgen hidayet ve ilimni misali go'yo yerdagi holatga o'xshaydi. Bazı yer. Yani bazı taifa U go'zal toifa bo'ladi. Suvni o'ziga qabul qiladi, ya'ni suv ichadi. Va undan natijada har xil narsalar o'sib chiqadi. O'simliklar ham ko'p bo'ladi, ko'katlar ham ko'p bo'ladi. Lekin shu ko'katlarni ichida, o'simliklarni ichida, shu yerlarni ichida, shu toifalarni ichida yana bitta toifa bo'ladi. U qattiq bo'ladi. Unda suv saqlanadi. E'tibor bering. Qattiq bo'ladi. Unda suv saqlanadi. Suv omborlar haqida gap ketyapti. U suvdan insonlar manfaat bo'ladi. U suvdan chorvoqlar ichadi. U suvdan ekin tekinlar ichadi. Mana shu Yerler, mana şu joylar, en zor yerler, en zor güzel yerler. Menga Allah tebarek ve taala'nı bergen hidayete ilimni bitti misali şu. İkincisini aytadılar. İkinci taifedeki yerler
tekis bo'ladi, suv ham ichmaydi. Undan birer narsa narsa uni ham chiqmaydi. Endi Alloh taborak va taoloni menga bergan ilmi, uni hidoyati, uni tarqatishdagi mana shu toifalarni birinchisi. Allohi taborak va taoloni ulug' bir berayotgan ilmiga, Allohni berayotgan hidoyatiga labbay deb javob berayotganlarga o'xshaydi. Birinchisi. Ikkinchisi, haligi suv olmagani, unda suv to'planmagani, undan narsa o'sib chiqmagani unisi beparvoga o'xshaydi. Endi uchinchisi bor. Hidoyatni ko'rib turibdi, ilmni ko'rib turibdi, o'qimaydi. Unga e'tibor bermaydi. U esa u o'sha toifa uchinchisi. Menga Allohni bergan hidoyatiga e'tiborsiz bo'lgan, uni inkor etgan odamga o'xshaydi degan ekanlar. Xulosa. Allohimdan kelgan ilmlar, payg'ambarlarga berilgan ilmlarni o'rganishga harakat qilaylik ekan. Uni o'zimizda saqlashga harakat qilaylik ekan. Ahllarimizga, yaqinlarimizga aytishga, unga amal qilishga harakat qilaylik ekan. Illo unga beparvo bo'lmaylik ekan. Nima ilmda endi? O'qiydida, uni pulini olgandan keyin o'qiydida, pulini unaqa munosabat qilib bo'lmas ekan. O hadisda qoralangan ekan. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, ilm berilgan zotlarga bee'tiborlik yoki unga qarshi turishlik Allohimni menga hidoyatiga qarshi turgan odamga o'xshaydi deb go'zal misol keltirib qo'ygan ekanlar. Xulosa o'rnida yana shu narsalarni aytamizki, muhtaram azizlar. Nega bu gaplarni gapiryapmiz? Mo'min musulmonlarimiz hammamiz ilmga harakat qilishimiz kerak. Ilm o'rganishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri, hammamizning imkoniyatimiz har xil, hammamizning zehnimiz har xil. Lekin birodarlar, qo'limizdan keladigan narsalarni qilsak bo'ladi-ku. Qancha kitoblar chop etilgan. Voy Qur'on desangiz qancha tafsirlar bor? Hadis desangiz qancha sharhlar bor? E'tiqod desangiz qancha kitoblar bor? Bitta so'rang. Qachon bir qo'lingizga bir kitob olib, bir asar olib, bir narsa olib o'qigan kuningiz bormi deb bitta so'rang. Yo'q, unaqa kunini eslanmaydi. Birodarlar, aslida biz ilm o'qishimiz kerak ekan. Ilm olgan zotlarga ergashishni o'rganishimiz kerak ekan. Illo billo ularga beparvo bo'lib bo'lmasagan, ularga qarshi turib bo'lmasagan, ularga beparvolik, ularga qarshi turishlik Allohi taboraka va taoloning naqd balosi ekan. Abu Hamid G'azoliy aytadilar. Dunyoda Alloh taboraka va taolo ilmni yuksak qildi, buyuk qildi, uni o'rganishni farz etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga buyurdilar, o'zlari ham ilm berdilar va oldilar. Mo'minlar mana shu yo'ldan chiqsalar xarob bo'ladilar, halokatga uchraydilar deb bashorat qilganlar. Zamonani ko'ring, yurtni ko'ring, bo'layotgan ahvolni ko'ring. Nuqul tortishuv mazhab ustida. Sen qo'lingni mana unaqa qilib turding namozda, sen omin deb aytding, seni dopping bor, seni dopping yo'q, sen paypoqqa mas tortding. Ve birodarlar, qachon tugatasiz bu janjalni? Bu kelishmovchilik, bu so'zlarni qachon tugatasiz? Qachon kitobga kelamiz? Qachon ilmga kelamiz? Bizni xatoimiz shettadir. Ilm olmaganimiz uchun janjalimiz. Ilm olmaganimiz uchun kelishmovchilik bor. Ilm olmaganimiz uchun farqini bilmaymiz. Agar ilm olganimizda janjal qilmas edik. Ilm olganimizda tushunar edik. Ilm olganimizda farqiga borar edik. Imom al-Buxoriy aytadilar. Islom ummatini yagona najot yo'li bor. U ham bo'lsa ilm dedilar. Birodarlar, insoniyat, islom, mo'min, musulmonni bitta yo'li bor. U ham bo'lsa ilm. Fursatdan foydalanib
Braderlerimiz, kegen mihmallarımız, aziz dostlarımız, hammalarımızını ilim alışke targıp kılarıdık. İlim organışke targıp kılarıdık. Kitap okuşke targıp kılarıdık. İlim organmaslik, onge bey etibar bolişliğden Allah sahlap koysun. Braderler, ilimge intilişimiz kerek eken, ilim sevap eken, ilim farz eken. Ulema eytedi. Avamını nefil ibadetiden, avamını, avam degeni, işte seni bilmeydigen adam degeni. Nefil ibadetiden, hele ki tünge okuyan namazlardan, başka başka nefil ibadetiden, alımını uykusu efzel degeni kendiler. Alım adamını uklayıp yatışı, ama adamını okuyetken nefil ibadetiden efzel. Braderler, ilim verilgen zatlarını, derecatları belen böler iken, ana şunga intilaydigan o'zaro bahs munozaraga emas ilmga intilaydigan Allohim bizga ham ilm bergin Allohim bizni ahllarimizga ham ilmini ziyoda etgin Allohim albatta sen aytganingdek ilm berilgan zotlar bilan ilm berilmagan zotlar teng bo'lmaydilar Allohim bizni ilm berilgan zotlarni qatorda qilib qo'ygin o'shalarga ixlos qilishga nasib etgin Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Dunyoda 3 toifa bor. Birinchisi olimdir. E'tiqod uz kanali. U ilmiga amal qiladi. Bu qandog'am go'zal toifadir, ulug' toifadir. Ikkinchisi aytdilar. O'zi ilm olmaydi-yu, ilm olganni sevadi. Shunga yordam beradi. Shunga hayrı hak boladı. Bu ihlas mendur. Bu ihlası bilen ilimlik adam bilen beraberdir dediler. Braderler, ilim olmasa hem ilimge ihlas kigen adamım sevap taparken. Üçüncüsüne ettiler. Üçüncüsüne farkı yok. O ilim mi, başka mı, başka mı, onge farkı yok. O istemeydi hem, haklemeydi hem, o torusta çünkesi hem yok. Ana şulardan bolishdan Allah'tan panah sorayın degen ekanlar. Braderler, ilimge bir fark bolishni o'zi katta balo ekan. Aroqni haromligini hamma eshitgan. Aroqni haromligini hamma eshitgan. Qimorni haromligini, riboni haromligini hamma biladi. Braderler, ilimge bir e'tiborlik ham harom ekan. Buni ham bilib qo'yaylik ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Mana hozir soat millarimiz, soatni ko'rsatkichlarimiz, soatlarimiz yaqinlashib qolganini, sanoqli daqiqalar qolganini ko'rsatib turibdi. Bu yerda mana ustoz domlalarimiz tashrif qilishgan, hozir og'iz ochguncha qorimiz tilovati Qur'on o'qib berib tursalar, og'iz ochilishida qori domlan bir duo o'qib bersalar, mana shu bilan inshaalloh og'iz ochishga kirishamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.